Şimdi konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır'ı alkışlarınıza davet ediyorum. Buyurun. Ankara Bilim Üniversitesi ve Türkiye Verimlilik Vakfı yöneticileri başta olmak üzere bu fuarda emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, kıymetli konuklar, Teknolojik gelişmelerin hız kesmeden ilerlediği günümüz dünyasında büyük veri analitiği, yapay zeka, nesnelerin interneti, bulut bilişim gibi yenilikçi ve yıkıcı teknolojiler her sektörden ve her ölçekte işletmenin iş süreçlerini, üretim modellerini ve tüketici davranışlarını kökten değiştiriyor. Bu teknolojilerle hızlanan dijital dönüşüm sürecini daha doğru okuyabilen işletmelerin verimliliklerini artırarak ulusal ve küresel düzeyde rakiplerinden bir adım önde olduğunu söylemek mümkün. Bu anlayışla dijital dönüşümü işletmelerimizi güçlendirecek, küresel düzeyde rekabetçiliklerini artıracak bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Firmalarımızın dönüşümünü destekleyen, dijital dönüşüm teknolojilerinde üretim kabiliyetlerimizi güçlendiren programları hayata geçiriyoruz. Bilim ve teknolojide öncü kuruluşumuz TÜBİTAK'la son 22 yılda dijital dönüşüm alanında 9 binden fazla projeye 54 milyar lira katkı sağladık. Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin yerli imkan ve kabiliyetlerle üretimi için hayata geçirdiğimiz teknoloji odaklı sanayi hamlesi programımız kapsamında dijital dönüşüm başlığında yetkinliklerimizi güçlendiren ve cari açığımızı yıllık 1,8 milyar dolar azaltacak 42 projeyi desteklemekteyiz. Katma değeri yüksek ürünleri üretmek üzere yola çıkan yatırımcılar için yakın zamanda hayata geçirdiğimiz bir diğer destek mekanizmamız da yatırım taahhütlü avans kredisi. Bu mekanizmayla yatırımcılarımıza Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile uzun vadeli ve uygun koşullarda yatırım kredisi imkanı sağlıyoruz. Teknoloji ve strateji değerlendirmesi yapacağımız 1 milyar lira ve üzeri düzeyde yatırım projeleri için 284 üründen oluşan stratejik öncelikli ürün listesini ve 261 başlıktan oluşan teknoloji alanları listesini kamuoyuyla paylaştık. Önümüzdeki süreçte işletmelerimizin üretkenliğini artırma ve ülkemizin değer yaratan üretim gücünü daha da pekiştirme hedefiyle İleri teknoloji ve yüksek katma değeri odaklanan yatırımlar için sunduğumuz finansman desteklerini kesintisiz şekilde devam ettireceğiz. Yakın zamanda hayata geçireceğimiz dijital dönüşüm destek programı yatırım teşvik sistemimizin ana uygulamalarından biri haline gelecek. Bu program aracılığıyla dijital dönüşüme yönelik yatırımları teşvik mekanizmamızda öncelikli alanlar arasına alacağız. Tabii dijital dönüşümün sunduğu rekabet avantajlarından tam anlamıyla yararlanabilmek adına uluslararası ortaklıkları da önemsiyoruz. Kobilerimiz başta olmak üzere firmalarımızın dijital dönüşüm süreçlerini desteklemek için 8,2 milyar avro bütçeli Dijital Avrupa programına katıldık. Bu program sayesinde işletmelerimize ülkemizde hayata geçirilecek Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri aracılığıyla Avrupa genelindeki gelişmiş altyapılara erişim imkanı sunacak, yatırım öncesi test gerçekleştirme ve yatırımcı bulma desteği sağlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, dijital dönüşüm alanında yürüttüğümüz politika ve stratejilerin odağında insan kaynağımıza yeni yetkinlikleri kazandırmak var. 8 model fabrikamızla farkındalık eğitimlerinden öğren dönüş programlarına, proje uygulamadan işbirliği oluşturmaya kadar Geniş bir yelpazede işletmelerimizin verimliliğini artıracak programları hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki dönemde model fabrikalarımızın sayısını 14'e çıkaracağız. Üniversite sanayi işbirliği örneği sektör kampüste programımızla 93 firmamızı 84 üniversitemizde eşleştirdik. Programla üniversite öğrencilerimize yapay zeka, endüstride dijital dönüşüm ileri imalat uygulamaları gibi alanlarda en güncel bilgileri sektör profesyonellerinin katkısıyla öğrenme imkanı sunduk. Bu programı önümüzdeki dönemde Yüksek Öğretim Kurulumuzla birlikte kalıcı olarak yapılandırmayı amaçlıyoruz. Teknofest'le milyonlarca gencimize ulaşarak girişimcilik ruhunu ve kritik teknolojilerde tam bağımsız Türkiye fikrini perçinliyoruz. 81 şehrimizde kurduğumuz deney yap teknoloji atölyeleri ve düzenlediğimiz teknofestlerle insan kaynağımızı erken yaşlardan itibaren inovasyona ve dijital dönüşüme hazırlıyoruz dijital dönüşüm ve nitelikli insan kaynağı ile birlikte girişimciliği de verimliliğin bir ana unsuru olarak görüyoruz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak sağladığımız desteklerle teknoloji ve inovasyon altyapımızı büyütüyor güçlendiriyoruz her ölçekteki şirketi ARGE ve yenilikle buluşturmayı amaçlıyoruz. 22 yılda sayılarını 2'den 101'e yükselttiğimiz teknoparklarımız bugün 10 binden fazla teknoloji girişimine ev sahipliği yapıyor. Teknoloji ve İnovasyon Fonu, Bölgesel Kalkınma Fonu, Bölgesel Girişim Sermayesi Fon Çağrıları ve Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile 182 girişime 590 milyon lira yatırım yaptık. Bu yatırımlar bir kaldıraç etkisi oluşturdu ve böylelikle bu girişimler toplam 23 milyar lira sermaye kaynağına erişti. TÜBİTAK bireysel genç girişimci desteğimizle bugüne dek 2293 teknoloji girişimi kuruldu. Hazine ve Maliye Bakanlığımızla birlikte başlattığımız Tekinvestiar programında 4,6 milyar liralık yatırım sermayesini harekete geçirdik. Arge teşviklerimizden yüksek düzeyde yararlanan Arge merkezleri ile büyük ölçekli teknopark firmalarımız yaptığımız düzenleme çerçevesinde erken aşama teknoloji girişimlerine 755 milyon lira yatırım ortaklığı gerçekleştirdi. Girişimcilik ekosistemimizi küresel cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlayan Turkon 100 programını başlattık. 2030 yılına kadar ülkemizden çıkaracağımız 100 bin teknoloji girişimi içinden 100 girişimin milyar dolar değeri aşmasını sağlayacağız. 5G teknolojilerinden uçan akıllı mobilite sistemlerine, bataryadan çip teknolojilerine, güneş panellerinden rüzgar türbinlerine, biyoteknolojik ilaçlardan yeni nesil uydu teknolojilerine, finans teknolojilerinden uzay endüstrisine, birçok alanda hep birlikte büyük atılımlar gerçekleştireceğiz. Türk gençlerinin hedeflerine hudut, hayallerine kısıt getirilmesine izin vermeyeceğiz. İlk astronotumuz Alper Gezer Avcı'nın Uluslararası Uzay istasyonunda gerçekleştirdiği insanlı ilk uzay bilim misyonumuz gibi ufkun ötesinde programlarla Türkiye yüzyılını bilim insanlarımızla, girişimcilerimizle ve gençlerimizle birlikte inşa edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sürdürdüğümüz milli teknoloji hamlesinde nihai hedefimiz tam bağımsız ve müreffeh bir Türkiye ile kritik teknolojilerde yerli, milli ve güçlü üretim kabiliyetidir. Bu kabiliyeti geliştirmek için düzenlenen ve bugünkü fuarın ana teması olan gelecek için teknolojilerin ülkemizde gelişimi, ilerlemesi ve olgunlaşması amacıyla tüm gayretimizde sizlerle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nın başkentimiz Ankara'ya, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyor. Fuarın düzenlenmesinde emeği geçen başta Türkiye Verimlilik Vakfı ve Ankara Bilim Üniversitesi olmak üzere tüm paydaşlara bir kez daha teşekkürlerimi sunuyor. Sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun. Bizler de Sayın Bakanımız Mehmet Fatih Kacıra kıymetli konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Ülkemizin gururu yerli ve milli sanayi hamlelerini bizlerle paylaştı ve gelecek vizyonunu anlattı.